Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 132, 133 ve 134'te bulunan neyi çözeceğiz? Ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Kemerlerinizi bağladıysanız haydi videoya başlayalım. Evet ilk soruyla başlıyoruz. 27 bölü 8 kesrin ondalık gösterimi buysa diyor. Kare yerine ne gelebilir demiş. Şimdi 27 bölü 8 hemen bir kenarda 27'yi 8'e bölelim. 3 defa 3 kere 8 24 olur. Kalan 3. Evet. Şimdi buraya ne yapıyoruz? 0'ı attık. 30'da 8. Buraya da virgül attık tabii ki. 0 atınca. 30'da 8 kaç defa var? 30'da 8. 4 olsa 32. Ne oluyor? Tekrar 3 defa var. 3 kere 8. Ne oldu? 24. Kaldı geriye 6. 60'da 8. Kaç defa var? 60'da 8. Eğer 5 olsa 40. 6 olsa şey. 7 olsa ne olacak? 7 olsa 56. 7 kere 8 56. Kaldı geriye 4. O zaman 40'da 8. 5 defa 5 kere 8. 40 burayı tamamladık. Demek ki sayımız 3,375 oluyormuş. Bana buradaki rakamların toplamı sormuş. Yani 3 artı 7 artı 5'i sormuş. Onun toplamı da 15 olarak karşıma çıkıyor sevgili arkadaşlar. İkinci soruda demiş ki aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? E, virgüllü ondalıklı gösterim var. Şimdi bakıyorum şöyle paydalarıma. Bunlar da hepsini bölmeme gerek var mı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bence gerek yok. E, şey yapmadan da bunu halledebiliriz ama bölelim biz. 11'i hemen bir kenarda 9'a bölelim. Burada bir defa 1 kere 9 9. Kaldı geriye 2. 20 attık virgül attık. 20'de 9 2 defa ilk kere 9 18 yine kaldı 2. O zaman bu doğru verilmiş. Çünkü 2 olarak devam ediyor. Bu hep 2 kalacak, hep 2 kalacak falan fiş var. Şimdi geçelim ikinciye. İkincide de, de 10'u bölelim 33'e. 10'da 33 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0 tam. Burada 3 defa 3 kere 33 99 şey 99. Çıkardığımızda kaldı geriye 001. E buraya bir virgül attım. 10'da 33 yok. O zaman buraya bir 0 atmam lazım olmadığı için. Sonra buraya bir tabi bir 0 attım. %33 3 defa ve bu kendini tekrar e, tekrara bağladı. Demek ki 30'ar 30'ar tekrar edecek. O zaman bu da doğru verilmiş. Diğerinde 8'i 3'e bölelim hemen. 8'de 3 2 defa 2 kere 3 6 çıkardık 2. Yok. Buraya bir virgül. 20'de e, 3 6 defa 6 kere 3 18 kaldı gene 2. Yine 20'de deyip demek ki bu 6 olarak devam edecek. Demek ki yanlış olan şıkkımız D şıkkı olarak karşımıza çıkıyormuş. Evet aşağıda başka bir soru vermiş. Demiş ki çözümlenmiş hali şu şuradaki şeyi sileceğim sevgili arkadaşlar. işlemi. Çözümlenmiş hali diyor. Kırmızıyla devam edelim. Bu olan e, ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi onlar basamağı 8'miş. 80 yani. Virgül virgülden sonraki ilk basamak 5'miş. Burası 5. Virgülden sonraki üçüncü basamak o zaman 80 tam. Binde 507 olacak. C şıkkı olacak gördüğünüz gibi. Geldik 4'e. Yukarıdaki bazı ondalık gösterimlerin onda birler basamağına yuvarlanmış halleri yanlarında verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur demiş. Onda birler yani virgülden sonraki ilk basamağa göre yuvarlama yapacaksak. Şurası 7. Bu 2,4 doğru. Burası 1. Bu 51 olmaz. Şöyle 5 olsaydı doğruydu. Bu yanlış. E, burası 4. Yanındaki 5 olduğu için yukarı doğru yuvarlaması lazımdı. Bu da yanlış. E, burası 6. Yanındaki 0. Bu da bu şekilde yazılmaması gerekiyordu. Bence e, bunun da yazımı yanlış. Çünkü yuvarladıktan sonra sonraki basamakları yazmıyoruz. O yüzden doğru olan tek bir şık var. O şıkkımız da 1. Kaç tanesi doğrudur? Bir tanesi doğru. Beşinci soru diyor ki Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 37'den küçük bir sayıdır? 37'den küçük bir sayıyı bulmak için e, mesela şu A şıkkını incelediğimizde 37 ile 1,2'yi çarpmış. Eğer 37'yi ben 1 ile çarparsam 37 olur. Demek ki benim 37'yi işte 0,8 ile çarpmam lazım ki o zaman sayımın değeri küçülsün. 37'den küçülsün. Ama bu 1,2 o yüzden bu olmaz. 37'den küçük olmaz. 37'yi 3 tamla çarpıyorsun bu da olmaz. Ha bak 37 yi yine ile çarpıyorsun. 1'den küçük bir değerle çarpıyorsun. O zaman bu 37'den azalır 36 küsüre kadar düşmüş olur bunun değeri. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi eğer biz onla çarpıyorsak basamak bir basamak kazanması lazım. 72,9 olması lazım. O zaman bu yanlış. Eğer 100 ile çarpıyorsak iki basamak kazanacak. 94'te bir basamak yanına bir sıfır daha iki basamak olacak. Bu yanlış. Eğer 1000 çarpıyorsak 3 basamak kazanır ve virgülden kurtarmış oluruz sayıyı. Ama burası bu şekilde verilmiş. Bu da yanlış. Eğer 1000 çarpıyorsak 4 basamak kazan şey 3 basamak kazanacak. İkisi virgülden kurtarmaya bir tanesi de sonuna eklenecek. Evet bu doğru verilmiş. Doğru cevap o yüzden değişikti. 7. soruda demiş ki aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Çarpalım. Şimdi burada sayılar çarptık. 3 kere 4 12. Virgülden sonra toplamda 1 basamak olduğu için 1,2 sayıları çarptık. 6 kere 2. 12 virgülden sonra 2 basamak olduğu için 0,12. C'ye geldik. 5 kere 24 dedik. 120 eder. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için 1,20. 15 ile 8'i çarparsak 120 eder. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için bu da 1,20. Yani son sıfırları sersek 1,2. O zaman farklı olan B şıkkı çünkü 0 tam. 0 tam %12 olduğu için B şıkkı farklıdır. 8. soruda demiş ki 4 arkadaş birlikte yemek yemişler. 61,80 lira hesabı demişler. Hesabı eşit şekilde paylaştıklarına göre bir kişi ne kadar demiştir? Şimdi 61,80'i pardon yanlış yazdım. 61,80'i 4'e böleceğiz. Sonra virgülden sonra tekrar iki basamaklı şekilde ayıracağız. Çünkü tama bölerken virgül hesabı yapmamıza gerek yok. Direkt virgülsüz bölüp en son çarpmada olduğu gibi virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar basamak Geriden itibaren içeri doğru sayacağız. Şimdi bunu bölelim bir dörde. 6 da 4 bir e. defa. 1 kere 4 4. Hatta bunu burada bölmeyeyim. Çünkü buraya sığmayacak. İşte bunu sağ tarafta böleyim. 61 80'i bölelim 4'e. 6 da 1 defa 1 kere 4 4 çıktı 2. 21 de 5 defa 4 kere 5 20 kaldı 1. 8'i indirdik. 8 de 4 defa 4 kere 4 16 kaldı 2. 0'ı indirdik. 5 defa 4 kere 5 20 kaldı 0 0. O zaman hop virgülü de attık. 15,45 olarak yani D olarak her bir kişinin ödemesi gereken parayı bulmuş oluruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyorum 10, 100, 1000'e bölme var. Çarparken basamak kazanıyordu. Bölerken de basamak kaybedecek. Tabii ki 10, 100, 1000'in e, sıfır sayısına göre o kadar basamak kaybedecek. Şimdi bu 100'e bölünmüş A şıkkındaki. Bu da ne demek oluyor? 2 basamak kaybetmesi lazım. O zaman virgül 2 basamak kayar. 24 tam olur. Bu doğru verilmiş. C şıkkına geldiğinde 1000'e bölünmüş. 3 basamak kaybedecek. O zaman 0,245 doğru verilmiş. 10'a bölündüğünde 1 basamak kaybetmesi lazım. Yani 7,83 olması lazım ama bu kadar verilmiş. O yüzden yanlış olan B şıkkı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik 10. soruya. İçinde 1,5 litre su bulunan şişelerden 70 tane alan bir kişi 0,5 litre su bulunan şişelerden 100 tane alan bir kişiden kaç litre fazla su almış olur? Çarpacağız bunları. Yani 1,5 ile 70'i çarpacağız sevgili arkadaşlar. Ee, sonra öbür tarafta da 0,5 ile 100'ü çarpacağız. Ve bunların sonuçlarını yazacağız. Şimdi burada birinci çarpmayı yaparken 1,5 ile neyi çarpıyorum? 70'i çarpıyorum. Burada bunun 0'ı buna bir basamak kazandıracak. Yani ben burada aslında 15 ile 7'yi çarparsam aynı sonuca ulaşmış oluyorum. Bu durumda 15 ile e 7'yi çarparsam efendim 70 oradan 35 oradan 105 litre oluyor. Şimdi öbür tarafta da 0,5 ile neyi çarpıyorum? 100'ü çarpıyorum. Şimdi bu 100'ün 2 sıfırı buna 2 basamak kazandıracak. O zaman burası da ne olmuş olacak? 500 değil 50 olmuş olacak. 50 litre de bu. Aradaki farkı da hesaplayacak olursak aradaki fark 55 litre olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik 11. soruya. Açılış ücreti 4 lira olan taksinin taksimetresinde her bir için 2,9 litre şey 9 litre diyorum 9 lira ücret yazmaktadır. 13 kilometre giden bir kişi kaç lira ödeyecektir? Şimdi buradaki olayımız şu. 4 lira eklenecek ama bizim önce acaba şöyle biraz büyüteyim. 2,9 ile 13'ü çarparsak 2,9 değil 2,90 2,90'da. 13'ü çarparsak biz acaba ne kadar para öderiz? Onu bulmamız lazım. Şimdi 2,90'daki son basamaktaki sıfır ne oluyor? En son bunu yazacağım anlamına geliyor. Orayı yazmıyorum. Yani ben sanki 29'da 13'ü çarpıyormuşum gibi çarpma işlemini uygulayacağım. En sonuna sıfır ekleyeceğim. Bu durumda 3 kere 9 ne olmuş olur? 3 kere 9 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 2 6 2 de elde 8. 1 kere 9 9. 1 kere 2 2. Topladık. 7. E, 17'nin 7'si elde var 1. E, 3. Bir de şu sıfırı ekliyorum. Sondaki sıfırı. Bu kadar. Sonra bir de neye bakıyorum? Virgülden sonra toplam 2 basamak vardı. O zaman virgülüm de buraya gelecek. Demek ki benim 37,70 gittiğim kilometre başına ödüyorum. E, taksimetre de bir de 4 lirada açılıyormuş. 4,00'la. O zaman toplarsam 41,70 lirayla yani C şıkkı kadar para ödemem gerekiyormuş. Geldik 12. soruya. Yandaki tabloda bir kırtasiyede satılan bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu fiyatlara göre iki defter, 4 kalem ve silgi alan bir kişi kasiyere 25 lira verdiğinde 2,95 lira para üstü alan bu kişi kaç tane silgi almıştır diyor. Şimdi burada iki tane defter almış. O yüzden bunu 2 ile çarpacağız. Dört kalem almış. Bunu da 4 ile çarpacağız. O zaman hemen çarpalım. O zaman 5,40'ı benim 2 ile çarpmam lazım. O zaman bunu virgülsüzmüş gibi düşünüyorum. 540'ı 2 ile çarpıyorum. 542 ile çarparsam 1080 eder. Virgülden sonra da iki basamak olacağı için Demek ki ben defterlere 10,80 ödemişim. Şimdi kalemlerimizi de çarpalım. Kalemlerimizin tanesi 2,25'miş ve bunu 4 ile çarpacağız. Bunu 225'i 4 ile çarpıyormuş gibi düşüneceğiz. Sonra iki basamağını virgüle vereceğiz. Ee, bu durumda ne olmuş olur? Eğer 225, 2 ile 225'i çarparsam 450, 450 ile 2 ile çarparsam o zaman 900 olmuş olur. Yani 2 virgülden sonraki 2 basamağı da verdiğimde 9 lira olmuş oluyor. Şimdi... Ee, bu arkadaş 25 lira vermiş. 2.95 lira para üstü almış. Şimdi o zaman bir kenarda 25 liradan 25 çift sıfırdan 2.95'i e çıkaralım. Acaba toplamda ne kadar tutmuş? Bu durumda burası e, 20 ne olmuş oluyor? Hemen oradan 5 kuruş ve 2, 22 lira 5 kuruş tutmuş oluyor. Çünkü üstüne 2.95 eklediğinde 25 liraya tamamlıyor. O zaman defter, kalem fiyatları ve silgi fiyatı 22.05'miş toplam. O zaman biz şu ikisini toplayalım. Bulduğumuz defter ve kalemleri. O yüzden 10,80 ile 9, çift sıfırı toplarsam 19,80 ediyor. Yani bu kadar tutmuş. Ben kalem deftere bu kadar vermişim. Hemen bu iki farkı bulalım. 22'den 05'ten 19 lira 80 kuruşu çıkaralım. Burada çıkarma işlemi yaparken ne yapacağız? elde verelim. Şurası 1 liraya düşerken yani 21 lira olurken buraya bir tane verdiğimiz için burası 105 kuruş oldu. O zaman 105'ten 80 çıkarsa 25 kuruş olur. E, 21'den de 19 çıkarsa 2 lira 25 kuruş. Bu 2 lira 25 kuruş ne? Silgi parası. Ama kaç silgi bilmiyoruz. O yüzden en son şu bölme işlemini yani silgi 0.75 olduğu için şu bölmeyi yapmamız lazım. 2,25'i bölmemiz lazım 0,75'e. Şimdi burada ikisi de virgülden sonra iki basamakta olduğu için ben bunu şu şekilde işlem yapabilirim. 225 bölü 75. O zaman bir kenarda 225'i de 75'e bölersem ben burada 3 sayısını elde ederim. Demek ki 3 tane silgi almış bu arkadaşımız. Yani doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmış olur. Geldik 13. soruya. Demiş ki 6. sınıflarda haftalık 35 ders saatinin 6 ders saati seçmeli derslere ayrılmıştır. Buna göre haftalık seçmeli ders saatinin haftalık seçmeli ders saatinin seçmeli olmayan derslerin toplam saatin oranı nedir? Haftalık kaç tane seçmeli dersimiz var? 6. Haftalık seçmeli olmayan dersimiz kaç? 35'ten 6 çıkartırsak 29 yani 6 bölü 29 demiş. İlk cümlemiz 6, ikincisi 29. Yani bunları yan yana bölme olarak yazarsak... ...o da aşık olarak karşımıza çıkmış olur. Geldik 14'e. Bir okuldaki kadın öğretmenlerin sayısı... ...erkeklerin sayısının iki katıdır demiş. E, bu okuldaki erkek öğretmenlerin sayısının... ...tüm öğretmenlerin sayısına oranı nedir diye sormuş. Şimdi kadınların... ...erkeklere oranını vermiş. Kadın öğretmenlerin sayısı diyor... ...erkek öğretmenlerin iki katı. Demek ki erkek bir de öğretmen varsa... Kadın iki öğretmen var. 2'ye 1 oranında 1. E, oranlamamız mevcut. Erkek öğretmenlerin sayısı 1 öğretmen varsa tüm öğretmenlerimiz kadın artı erkekten 3 öğretmen var. Demek ki bizim buradaki oranımız 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Geldik 15'e. Demiş ki bir otobüsteki kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısına oranı 7 bölü 8'dir. Yani kadın bölü erkek eşittir 7 bölü 8 diyoruz bir kamera bu otobüsteki tüm yolcuların sayısının yani 15 yolcu desek 7 artı 8'den. Kadın yolcu sayısına kadınlarımız da 7 kişiydi. O zaman oranımız 15 bölü 7'den doğru cevap denizde oluyor. 16'da da demiş bakalım. Bir kenar uzunluğu 9 santim olan karenin çevre uzunluğunun hemen çevresi 4 kere 9'dan 36 santimetre olur. Bir kenar uzunluğu 8 santim olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğunun 3 kere 8'den de 24 olur oranı nedir demiş. Yani 36 bölü 24'ü sormuş bize. Ne yapacağız bunu sadeleştirelim. 12'ye böldük. 3. 12'ye böldük. 2. Demek ki cevabımız D şıkkı 3 bölü 2 oluyormuş. Hemen geldik 17'ye ne demiş. Aşağıdakilerden hangisi birimsiz olan şeklinde yazılabilir. Yani aynı cins olacak birimler. Şimdi hemen A şıkkını dikkat ederseniz uzunluk uzunluk. O zaman bu birimsiz olarak yazılabilir. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. 18'e geldik. Yanındaki tabloda 4 karışma oluşturan tahin ve tahin ve pekmez miktarları verilmiştir diyor. Verilenlere göre hangi karışımdaki tahin oranı en yüksektir demiş. Hangi karışımdaki tahin oranı en yüksektir? Bunları hemen bir hesaplayacağız. Tahin 200 tamamı 500. Buna göre yorum yapacağız. Yani birincideki tahin oranı 200 bölü 500. İkincideki ne olacak? 125, 375 ile toplarsak yine 500 ediyoruz. İkincideki de 125 bölü 500 oluyor. Şu an A şıkkı en yüksek. Üçüncüyü toplayacak olursak 350 bölü 1000 oluyor tamamı. 350 bölü 1000 oluyor. Şunu 2 ile genişletsek 400 bölü 1000 olur. O zaman hala A şıkkı en yüksek. Şunu da hesaplarsak 300 bölü 1000 olur. Ha, bu durumda ne oluyor? Kesirlerle sıralama gibi düşünürsek A şıkkımız en yüksek olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik 19. soruya. 0,8 kilogramlık bir salata için 25 santilitre limon suyu kullanılmıştır. Bu salatanın miktarını kullanılan limon suyuna oranı kaç gram kilogram bölü santilitredir? O zaman hiçbir değişiklik yapmayacağız değerlerimize. Çünkü bize verdiği gibi kilogram santilitre, kilogram santilitre. O zaman kilogramı santilitreye böleceğiz. Yani 0,8'i bölüyor 25'e. Pardon 24 yazdım 25'e. Şimdi bunları bölmem için e, virgülden sonraki basamak sayımı eşit yapmam lazım. Yani şunun yanına bir sıfır atıyorum. Şimdi bunları virgülsüzmüş gibi düşüneceğim. Yani 8 bölü 250'yi soruyor bana kısacası. Eğer bunu oranlarsak 2'ye bölersem 4'e 125 elde ederim. O zaman doğru cevabım A şıkkı olarak karşıma çıkmış olur. Ve geldik son soruya. Demiş ki bir bisikleti 21 km uzunluğundaki pistte 2 tur atmıştır. Demek ki 42 km yol gitmiş. İki turu toplam 1,5 saatte bitiren bisikletin aldığı yolun geçen süre oranı kaç metre bölü saniyedir bak. Metrenin saniye oranı bizimki kilometre saat verilmiş. O zaman burada biraz amelilik yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi 21 kilometre. Bu arkadaş iki tur attığı için 42 kilometre üzerinden hesap yapacağız ve bunu metreye dönüştüreceğiz. O zaman bu 42 bin metre olur. Bu cepte öbür 1,5 saate ne olacak? 1,5 saat. Bunu şimdi ben 60 ile çarpacağım. 60 ile çarparsam 1,5. 1 bir tam bir de yarım. O zaman 90 dakika eder 1,5 saat. 90 dakikayı da tekrar bir 60 ile çarpacağım ki saniyeye dönüştüreyim. 6 kere 9, 54. 5400 saniyede bu eder. Bana bunu şu bölüme sonucunu soruyor. Böleceğiz artık. Yani 42.000 bölü 5400'ü bulacağız. Bu durumda sıfırlar birer ikişer sıfırımız gitti. 420'nin 54'e oranı yani sadeleştirme yapacağız. Evet 420 6 kere 7 eder. Yani 6'ya bölünebiliyor. Yukarıya 6'ya bölersem 70 elde edelim. 6 kere 9'dur 54'te. Burayı da 6'ya bölersem 9 elde edelim. O zaman 70'e 9'dan doğru cevap değişik olarak karşımıza çıkmış olur. Ve sağ salim hiçbir hasarsız olarak soruları burada çözmüş oluyoruz. Allah'ın izniyle. Evet sevgili arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.